Karşılığını vermek için, halkımızın bize verdiği oyun karşılığını vermek için onlar bizi takdir ettiler, milletvekili seçtiler ve biz de o şehre hizmet etmek durumundayız. Ben şehrimle ilgili en küçük konuda herhangi bir yardımım olursa, herhangi bir o şehri biraz bir adım daha ileriye götürecek bir şey olursa heyecan duyan ve o heyecanı beraber insanlarla paylaşmaya çalışan birisiyim. Yani bu tür yayınları yine insanlar yapsınlar, yine muhalefetini etsinler ama sonuçta bu şehir ne bana, ne size, ne bir başkasına kalacak değildir. Yani bu şehir 3661 yıllık şehirdir. Bundan 3-5 sene, 10 sene, 20 sene sonra ne siz kalacaksınız, ne ben kalacağız ama Adana kalacak. Onun için Adana'yı bizden sonraki nesle daha iyi bırakmamız lazım. Daha iyi bırakmak için de daha çok çalışmamız, daha çok gayret etmemiz, doğru, daha çok birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Açıkçası benim bir milletvekili olarak kendi sorumluluk alanımla ilgili hep bunları yapmaya çalışıyorum. Hep böyle davranmaya çalışıyorum. Şimdi teşekkür ediyoruz. Bu da güzel bir açıklamaydı. Biz de görüyoruz yani gazeteciler olarak, basın olarak biz yakından takip ettiğimiz için sizleri yaptığınız çalışmaları da görüyoruz. Ama tabii her milletvekili de aynı demek yanlış olur şimdi buradan da. Onların da kendilerine göre eksikleri, hataları, kusurları olabilir diye düşünüyorum. Ama çalışılıyor mu? Çalışılıyor. Ama biraz daha bunu, hani ben az önce bir şey söylemiştim konuya girerken. Bizim insanlarımız dokunmalı, bakmalı, hissetmeli, yanında görmeli, koklamalı. Yani biz bu şekilde algılayabiliyoruz. Bizde böyle bir alışkanlık var. Yapılan hizmetlere gösterilen ilgiyi biraz daha böyle iterek göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Herhalde bununla ilgili biraz daha duyarlı olursak, en azından vekillere karşı, Adana'dan seçilmiş gitmiş vekillere karşı halkın da bakış açısı biraz daha değişir diye düşünüyorum. Şüphesiz bir anekdot anlatabilir miyim? Çok kısa bir anekdot. 2007'de aday olduğum zaman Feke'ye gittim. Feke'de esnafı dolaşıyoruz. Bir berber dükkanına gittim. Orada bir benden yaşlı, yani yaklaşık 60-65 yaşında bir amca tıraş oluyor. İşte hayırlı tıraşlar, hayırlı olsun, kolay gelsin falan dedim. Ondan sonra ayrıldım ve bana dedi ki gidin bir daha gelmezsiniz falan dedi. Böyle 8-10 basamaklı bir merdiveni var. Aşağı indim. Ya bir anda tekrar geri döndüm. Dedim ki omuzuna dokundum. Amca dedim sizin isminiz nedir? Dedi ki Mehmet. Telefonunuzu alabilir miyim dedim sizin. Tamam dedi vereyim ama niye istiyorsun? Şunun için dedim. Ben 4 yıl milletvekilliği yapacağım. 2007'de Allah nasip ederse. 4 yıllık milletvekili dönemimde Fethiye'ye kaç defa gelsem istersin dedim. Düşündü. Dedi ki 4 defa gelsen yeter dedi. Ben daha sonra Mehmet amcanın telefonunu aldım. İlk 4 gidişimde ki ben Fethiye'ye çok kez gittim. Fethiye'yi çok seviyorum. Fethiye bizim en fazla ihtimam göstermemiz gereken ilçelerimizden birisi. İnşallah oraya 25 yataklı bir tane hastane yapıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Fethiye'nin nüfusu 4000 civarında ve biz oraya 25 yataklı hastane yapıyoruz. Yani bu gerçekten hayal gibi. Şu anda ihale süreci devam ediyor. Şimdi ilk 4 gidişimin her birinde bunu danışmanımdan da teyit edebilirsiniz. Mehmet amcayı aradık. Bir telefonda cevap vermedi. İkincisinde ben köydeyim gelemem dedi. Üçüncüsünde cevap vermedi. Dördüncüsünde dedi ki ben Fethiye'de değilim gelemem. Şimdi yani İşin tabii şöyle, vatandaşımız haklıdır, yanında görmek istiyor, biz de görmek istiyoruz. Ama sonuçta bizim hem Ankara'da hem Adana'da hem değişik sektörlerle hem değişik noktalarda vazifelerimiz var. Nihayetinde siz milletvekiline gerektiği zaman, ihtiyacınız olduğu zaman ulaşabiliyorsanız zannediyorum herhalde olması gereken budur. Yoksa hiçbir milletvekili seçim dönemindeki kadar yoğunlukta, yani bir günde sabahın 8'inden gecenin saat 12'sine kadar işte o kahve senin, bu köy benim filan şeklinde dolaşamaz. Öyle dolaşsa zaten Adana için yapması gereken başka işleri yapamaz. Ama sonuçta vatandaşla milletvekili, vatandaşla siyasetçi diyelim. Buna il başkanımızı da, ilçe başkanlarımızı, kadın kolları, gençlik kolları, başkanı, yöneticilerimizi de katalım. Nihayetinde vatandaşımız talep ettiği zaman o kişiye ulaşabiliyorsa ve de o kişi de belli periyotlarla o vatandaşımızla zaman zaman hasbihal ediyorsa, zaman zaman oturup çayını kahvesini içiyorsa, zaman zaman bir çorbasını içiyorsa, birlikte işte Ankara'ya geldiği zaman da o vatandaşımızla ilgileniyorsa ve de şehrin ana problemleriyle
ve de vatandaşımızın işini kolaylaştıracak konularda çalışıyorsa herhalde ideal milletvekilinin bu olması gerekir. Onun için yani o geliyor gitmiyor meselesini ben açıkçası üzerime almıyorum. Çünkü ben yılın 52 haftanın 40 haftası plan bütçe olduğu zaman yaklaşık 2 ay kadar bütçe görüşmeleri sırasında gelemiyorum ama yılın 40 haftası Adana'dayım ve sürekli Adana'da Adanalı vatandaşlarımızın içerisinde oluyorum ve bundan da çok büyük bir evet. memnuniyet duyuyorum. Yani biz sizin çalışmalarınızı zaten kişilerin... takip ediyoruz. Plan bütçede özellikle Adana ile ilgili sorduğunuz soruları da takip ediyoruz biz. Bunları evet, basına da siz de açıklıyorsunuz zaten. Hani bilinsin, duyulsun, görülsün ki biz Adana'nın Adanalı'nın sevdalısıyız diye zaten bunları siz de basına dağıtıyorsunuz bu bilgileri. Yalnız ben o bölüme geçmeden yani, önce elimizden geldiğince bütçe komisyonundaki konuşmalarınıza da geçeceğim. Hastanelerle de ilgili konuşacağız ama geçenlerde yine gazetelere, ajanslara düşen bir haber vardı. Adana İncirlik Hava Üssü'ne 3 adet pladatör getirildi diye. Acaba Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde ne için geldi? Geldi mi? Ne için geldi? Bunlar hangi amaçla kullanılacak? Ya bu konuyla ilgili Sayın Dışişleri Bakanımız zaten gereken açıklamayı yaptı. Yani bu konuyla ilgili bir şimdi bunu sorma sebebim de Sayın Ünlü var. Bunu sorma sebebim şu. Adana İncirlik Hava Üssü yani Adana İncirlik Hava Üssü olduğu için tabii Adanalı da bunu merak ediyor. Acaba bir sorun mu var? Gizleniyor mu bizden? Bir şeyler mi olacak diye tedirgin haklı olarak. Yok. Adanalı vatandaşlarımızın hatta Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye mahal durumu yoktur. Yani sonuçta biz iç ve dış güvenliğimizi kendi prensiplerimiz çerçevesinde devletimiz sağlamaktadır. Vatandaşımız kendisi güvenli hissedebilir. Yani bunlar radar sistemi, Malatya'ya kurulan radar sistemi veya kurulacak radar sistemi, Adana İncirlik hava üssüne kurulacak predatörlerle ilgili herhangi bir endişeye mahal yok. Zaten zannediyorum bundan birkaç gün önce Sayın Dışişleri Bakanımız gereken açıklamayı yaptılar. Yaptı, evet. Evet efendim, bu konuyla da ilgili bilgi aldığımıza göre benim plan bütçe komisyonunda bir açıklamanız var. Onu ben okumak istiyorum buradan ekranları başında bizi izleyenlere de bu konuyla da ilgili kısa bir açıklama yaparsanız seviniriz. Aile hekimliği gibi her aileye sosyal hizmet uzmanı tahsis edilmesi projesinin pilot ilinin Adana olması yönünde çalışma yapılması gerektiğini söylemişsiniz. Siz ve Sayın Şükrü Erdinç de var. Erdinç, evet. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Pilot il ile ilgili, Adana ile ilgili. Şöyle, biliyorsunuz 2002'den sonra ben yaklaşık 5 yıl müsteşarlık yaptım. Sağlık müsteşarlığı yaptım ve orada birçok yenilikler yaptık. Yaptığımız en önemli yeniliklerden bir tanesi ki siz ve vatandaşlarımız bunu çok iyi takdir edecektir. Her kişinin bir aile hekimi var. Her ailenin bir hekimi var. Yani yaklaşık bir hekime 3000 kişiyi zimmetliyorsunuz. Onun her türlü sağlık problemiyle o aile hekimleri ilgileniyor. Adeta hekime bir 3000 kişilik aile, 3000 kişiye de bir tane aile hekimi vermiş oluyorsunuz. Şimdi bu çok başarıyla yürüyen bir sistem gerçekten sağlıkta. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin, aile sosyal destek uzmanları adı altında ailelerimizin hem huzurunu hem mutluluğunu artırmaya yönelik bir takım aile içi yaşanması muhtemel problemleri çözmeye yönelik bir uzmanlık sistemi getiriyor. Hükümetimizin biliyorsunuz programında da vardı, seçim beyannamesinde vardı. Aile Destek ASTEP diye proje. Şimdi bu projeyle ilgili bir pilot çalışma başlatacağını ifade etti Sayın Bakanımız. Biz de iki tane plan bütçe komisyon üyesi ve Adana olarak Adana'nın her türlü şartının bu proje için uygun olacağını ifade etti. Şayet nüfus açısından bu kadar büyük bir ilde başlamayı düşünürlerse Sayın Bakanımız da bu konuyla ilgili Adana'yı pilot il olarak düşünebileceklerini ifade etti. Ama ben sağlık müsteşarlığımdan da şunu biliyorum. Bu tabii sonuçta hem bizim oradaki varlığımız hem de Sayın Bakan'la olan diyaloglarımız çerçevesinde bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Ama kabul edersiniz ki pilot uygulama evet. nihayetinde herhangi bir uygulamanın bir yerde başlayıp daha sonra oradaki olumlu veya olumsuz gidişatına bakıp
Daha sonra olumlu yönlerin artırılması, olumsuz yönlerin giderildikten sonra genişletilmesi esasına dayanır. Dolayısıyla pilot uygulama belki bu kadar büyük bir ilde başlamayabilir. Daha küçük bir ilde başlayabilir. O yüzden daha yani işte Adana ölçeğinde bir ilde başlayacaksa biz buna Adana olarak Sayın Mehmet Şükrü Erdinç ve Necdet Ünüvar olarak talip olduğumuzu ifade ettik. Konu bundan ibarettir. Çok fazla zamanımız kalmadı. Hemen ben bir soru daha sormak istiyorum size. Hükümet buyurun. 2012 yılında yeşil kartı kaldıracak şeklinde haberler insanları çok farklı yani üzdü. Bayağı bir yaraladı hatta. Kimse bununla ilgili net olarak bir şeyler bilmiyor. Çıkan farklı haberler var. Birbirinden farklı haberler var. Hangi habere nasıl inanacağımızı biz de şaşırıyoruz. Bununla ilgili biz sizden duymak istiyoruz. Bu konuyla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yeşil kart kalkıyor. Bu yeşil kartla ilgili neler yapılacak? Evet. Nasıl bir düzenlemeler yapılacak? Şimdi Levent Bey, bu sosyal güvenlik yasası çıktığı zaman ki zannediyorum 2008 yılındaydı. O zaman yeşil kart için yeşil kartlı vatandaşlarımız biliyorsunuz emekli sandığına mensup, sosyal sigortalar kurumuna mensup ve Bağkur'a mensup sağlık güvencesine sahip vatandaşlarımız vardı. Bunlar birleşti. Yani SSK, Bağkur, emekli sandığı birleşti. Bunlar malumunuz primi devlet tarafından karşılanan vatandaşlarımız. Bağkur kendisi karşılıyordu. Yeşil kartlarda ise herhangi bir prim ödemesi olmaksızın asgari ücretin belli bir kısmının altında gelir olan vatandaşlarımız yeşil kart sahibi oluyor ve onlar sağlık hizmeti başta olmak üzere birçok hizmetten yararlanıyordu. Ve bununla ilgili bir deadline yani son takvim belirlenmişti. Bu takvim aslında daha önce başlayacaktı. Yani yeşil kartlı vatandaşlarımızın da sosyal sigortalar kanunu kapsamına yani genel sağlık sigortası kapsamına alınması ile ilgili hususlar daha önce kapsam içerisinde dahil edilecekti. Ama hükümetimiz bunu hazırlıkların birazcık daha olgunlaşması adına 2012'nin başına atmıştı. Ve 2012'nin başından itibaren yeşil kartlı vatandaşlarımız da sosyal güvenlik kurumu kapsamına girmiş olacak. Ama şunu açık ve net olarak ifade edeyim. Nihayetinde ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın o hanesine tahakkuk edecek primlerini zaten devlet karşılayacak. Yani ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın o yeşil yani sağlık hizmeti için ödemesi gereken primi zaten devlet ödeyecek. Dolayısıyla yoksul vatandaşlarımızla ilgili hiçbir problemin olmadığını söyleyebilirim. Evet, yeşil kartla ilgili de bu açıklamaları AK Parti Adana Milletvekili Sayın Necdet Ünüvar'dan bizzat duyduk. Adana'da yapılan hastanelerle ilgili bazı duyumlar var. Hastane çalışmaları, inşaatları durdu. Yapan firma ile ilgili sanırım TOKİ'ydi galiba. Sorunlar yaşanıyor. Hükümetle arasında bir sorun var deniliyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi o konuyla ilgili ben kısa kısa hemen Adana'yı çok ilgilendiren sağlık yatırımlarımızla ilgili bilgi vereyim sizin aracılığınızla. 1400 yataklı dev şehir hastanesi ile ilgili o DSİ arazisi üzerine yapılacak otobandan Mithat Özsan Bulvarı'na dönerken DSİ'nin tesisleri var. Oraya yapılacak dev şehir hastanesi şu anda ihale süreci devam ediyor. Zannediyorum 2012'nin ilk ayları içerisinde inşallah temel atma aşamasına geleceğiz. İhale sürecinin artık 4-5 kademesi vardı. Son kademesine yaklaştık inşallah. O süreç hızla devam ediyor. Bir sorun yok. 600 yataklı hastane ile ilgili acil ve sterilizasyonla ilgili bir problem vardı ama acil ihalesi yapıldı. TOKİ onu birkaç ay içerisinde bitirecek ama bir yandan da numune hastanesi o TOKİ hastanesine taşınıyor. O taşımanın da birkaç ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. O bitince Adana Devlet Hastanesi numune hastanesinin yerine geçici bir süre taşınacak. Biz Adana Devlet Hastanesi'nin yerine de aslında o dev şehir hastanesini yapınca gerekmez gibi düşünülebilir ama o bölge, Yüreğir bölgesinin ihtiyacı çerçevesinde Sayın Bakan'la ve Bakanlık'la görüşmüştüm. 250 yataklı bir hastane yapacağız ve inşallah o hastanemizi 2013 içerisinde bitireceğiz. 250 yataklı hastaneyi. Aşkım Tüfekçi Hastanesi ve Göğüs Hastanesi ile ilgili de bir projemiz var. Oraya da inşallah yeni bir takım üniteler yapılacak. Dolayısıyla
Süreçte herhangi bir problem yok. Kozan'da 200 yataklı hastane ile ilgili ihale yapıldı. Ceyhan'da 250 yataklı hastane ile ilgili ihale aşamasına geldik. Yakında ihale tarihi ilan edilecek, ihalesi yapılacak. İnşallah 2013 itibariyle ve 2014 itibariyle bir yandan şehir hastanesi, o kampüs diyorduk eskiden, şimdi şehir hastanesi evet. diyoruz. O inşallah 2014 içerisinde bitmiş olacak. 2013'te 600 yataklı hastane zaten faaliyette. Adana Devlet Hastanesi'nin yerine 250 yataklı mükemmel, her bir odanın içinde tuvaletinin, banyosunun olduğu, gerçekten nitelikli yataktan oluşan 250 yataklı bir hastane olacak. Aşkım Tüfekçi Hastanesi ve Göğüs Hastanesi ile ilgili yenileme çalışmalarımız olacak. Kozan 200 yataklı hastane, 250 yataklı Ceyhan, 25 yataklı Feke, 25 yataklı Sayınbeyli, efendim 20 yataklı Aladağ, 25 yataklı Karahisalı hastaneleri inşallah bitmiş olacak ki onlar 2013'e gelmeden bitmiş olacak. Karataş'taki hastanemizin kapasitesini birazcık daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla inşallah bu önümüzdeki dönem, geçtiğimiz 9 yılda getirdiğimiz noktanın meyvelerini toplayacağımız ve sağlık açısından inşallah hem vatandaşlarımızın hem de şehrimize, ülkemize sağlık turizmi amaçlı gelecek vatandaşlarımızın sağlık hizmetini mükemmel bir şekilde sunacağı bir hizmet alanı olacaktır. Aslında konuşacak, soracak o kadar çok soru var ki, ama tabii ki süremiz de doldu. Sayın Ünüvar, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz sözleriniz varsa onları alalım. Ben bu sayede Kanal A sayesinde vatandaşlarımızla bizi buluşturduğunuz için ve çok güzel bir yayın oldu, çok orijinal bir yayın oldu. Yani arkamızda meclisimizin amblemi var ve şu anda mecliste bir yandan yan tarafta, hemen genel kurulun arka tarafında, bir yandan da bilmiyorum izleyicilerimizin kulağına geliyor mu ama genel kurul çalışmaları devam ediyor. Ben buradayım. Yukarıda plan bütçe komisyon çalışmaları devam ediyor. Son derece orijinal, güzel bir yayın oldu. Ben gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Adanalı vatandaşlarımıza da saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Necdet Ünüvar. Sizleri Adana'da daha çok sık görmek istiyoruz. Sizler aracılığıyla İnşallah. Da diğer milletvekillerine de buradan bir mesaj olsun bu. Tüm AK Partili, CHP'li olsun, Cumhuriyet Halk Partili olsun, Milliyetçi Hareket Partili olsun, aslında Adana tüm vekillerini burada görmek istiyor, ama sizin aracılığınızla da evet. AK Parti milletvekillerini burada daha sık görelim istiyoruz. Hizmete daha İnşallah. Yakın, daha samimi İnşallah. Bir şekilde yaklaşmanız doğrultusunda çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sevgili Kanal A izleyenleri, Dikkatimi Çekti programının sonuna geldik. Konuğumuz Ankara'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı yayınla bize bağlandı. AK Parti Adana Milletvekili Sayın Necdet Ünüvar'dı. Sorularımız, aslında daha çok sorularımız vardı da zamanımız yetmedi, süremiz yetmedi. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine akşam saat 9'da bu ekranlarda Dikkatimi Çekti programıyla farklı konu ve konularla karşınızda olacağız. Şimdilik bugünlük bu haftalık hoşça kalın.